Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray denilince akla filmlerden sonra kanunları gelir. Peki efsaneleşen Türkan Şoray kanunlarının neler olduğunu biliyor musunuz? İşte o 17 kanun ve detayları. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Buyursana Bahtiyar Efendi. Yıllardır bahsedilen Türkan Şoray kanunları ilk kez böylesine detaylı bir şekilde ekrana gelecek. Başka başka adalardayız ve köprü kuramıyoruz birbirimize diye. Belki de en doğrusu bu. Türkan Şoray'ın efsaneleşen 17 sır gibi kanunu tüm detaylarıyla Magazin 8'de. Uçağa binmediniz mi siz? Binemedim. Ay yazın, niye binemediniz? Sizin için. Öylesine sırlarla dolu bir hayatı var ki resmen 600 sayfalık bir roman gibi çevir çevir oku oku bitmiyor. Öylesine sevgi dolu bir hayatı var ki onunla ilgili ne okusak ne izlesek yüreğimiz sevgi doluyor. Elimizden geldiği kadar güzel bir film yapmak için uğraş verdik, kalbimizi verdik. Öyle ilginç detaylar gizli ki hayatında. Örneğin Fatih Kız Lisesi'nde okurken Türkan Şoray'ı gören Panter Emel lakaplı bugünlerin hayvan hakları savunucusu Emel Yıldız, sinema oyuncusuyken Türkan Şoray'ı Türker İnanoğlu'yla tanıştırmış. Ve sinemaya böyle adım atmış Türkan Şoray. Fatma'nın bir suçu yok bu işte. Suçu yok mu? O mektupları ben yazdım. Sen mi yazdın? 5 altın portakalı bulunan Sultan lakaplı Türkan Şoray'ın yıllarca aldığı notlardan ortaya çıkan kitabı Sinemam ve Ben'de öyle ilginç bilgiler var ki yıllardır Türkan Şoray kanunları da o bilgiler arasında yer alıyor. Türkan Şoray kanunları deniyor ancak hiç detaylı bir şekilde bu kanunlar bilinmiyordu. Ne ulan satılık herif! Çık! Türkan Şoray'ın kaleme aldığı kanunlardan 17'sini siz değerli izleyenlerimizle paylaşacağız. Biz kanunları okuduğumuzda gerçekten çok şaşırdık. İşte o kanunlar. İnanamıyorum bu kadar aptal olduğunu. Ne kadar küstahlaştın? Eskiden böyle konuşmazdın benimle. Artık büyüdüm. Gerçekleri görüyorum. Nasıl da etkilemiş seni? Babanın sözleri bunlar. 1. Türkan Şoray film senaryolarını film çekim tarihinden en az bir ay önce beğenir. 2. Türkan Şoray senaryoyu beğenmezse yeni senaryo verilir. 3. Çekilecek filmin yönetmeni ve başrol erkek oyuncusu için Türkan Şoray'ın onayı şarttır. Gözümüz aydın. Gözümüz aydın. Anladım babanı. Hop! Sevinç'ten, Sevinç'ten. 4. Türkan Şoray adı, jenerik, afiş, ilan ve sinema fenerlerinde başta ve tek olarak yazılacaktır. 5. Filmde öpüşme ve açık sahne olmayacaktır. 6. Filmlerdeki tarihsel giysiler şirkete, modern giysilerse Türkan Şoray'a aittir. Kim ağlar ki bana, seven kavuşmaz, dünyayı kırsa, kıyamet kopacak, bir gün nasıl olsa. 7. Film çekimi yalnızca İstanbul'da olur. Şoray İstanbul dışına çıkamaz. 8. Çalışma saatleri sabah 8 ile akşam 19 arasındadır. 9. Türkan Şoray pazar günleri çalışmaz. Rüyalar gerçek olsa seni her gün görürdüm. O incecik deliğine sarılarak yürürdüm. 10. Türkan Şoray mecburi gecikmeleri 10 günden fazla beklemez. 11. Filmlerin seslendirilmesinde Türkan Şoray'ın onayı şarttır. 12. Şirket filmi kendi hesabına çeker. Başka şirketle ortak yapım için Türkan Şoray'ın onayı şarttır. Gelmiyorum Adana. Benim de yapmak istediğim şeyler var. Kendimi yaşamak istiyorum. Sensiz de olabilirim. 13. Film renkli ise Türkan Şoray'ın onayıyla çekim saatleri uzayabilir. 14. Bu şartlara uymayan film şirketi 100 bin lira ödemeyi kabul eder. 15. İhtilaf halinde İstanbul mahkemeleri yetkilidir. Seni istemeye geldik. İstemeye mi? Ay! Evet öyle. Sırası mı şimdi? Sırası. 16. Türkan Şoray şirketlerden film başına nokta 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 lira alır. 17. Senaryoyu Türkan Şoray'ın onaylaması şarttır. Evlenmeye karar verdik Tarık'la. Çok az vakti vardı, elini öpmeye gelemedi.